Arkadaşlar selam. Doktor Ol Adam'ın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Aracı çalıştırdım arkadaşlar. Yağlamasını yapsın diye. Bugünkü videomuzun konusu DSG hakkında olacak. Bildiğiniz gibi DSG ile ilk tanışmam 2012 yılına dayanıyor. Şöyle aracın içine geçelim. Arkadaşlar bu aracım, eğer kanalımı takip ediyorsanız, 1.6 TDI Highline modeli DSG. Daha önce bu aracın bende 1.4 TSI DSG'si vardı. Yani DSG hakkında bayağı bir tecrübe edindik. Keşke edinmeseydik bazı konularda ama edindik. Edinmek zorunda kaldık. Arkadaşlar araçta sıkıntılarım vardı DSG ile alakalı. Neydi? Öncelikle D'yi aldığımda araba, bakın şu an D1. Direkt D1 diyor D'yi aldığımda. Bu şekilde değildi. Sadece D yanıyordu ve araç geri kaçırıyordu. Ve 1'den 2'ye, 2'den 3'e geçişte, 3'ten 4'e geçişte bu vites geçişlerinin arasında doldurma problemi yaşanıyordu. Yani sanki kaçırıyormuş gibiydi. Bunun tüpten olduğu söylendi ve kavramadan olduğu söylendi arkadaşlar. Ben de bir fiyat araştırması ve arayışa girdim. Şöyle bir fatura çıktı karşıma. Ben bu işlemleri Nisan ayında yaptırdım. Hani verim alabilecek miyim, alamayacak mıyım bilmediğim için size bu videoyu erken çekmek istemedim. Lakin verim aldım arkadaşlar. Memnun kaldım. Şu an aracın vites geçişlerinde hiçbir problem yok. Gayet güzel. Şimdi bana ne gibi bir işlemler yapıldı? Şöyle göstereyim. Kavramayı değiştirdim arkadaşlar. 11.500 lira. Volant değişti. Tamircim şey diye söyledi. Eğer ki volantı değiştirmezsek belki araçta titreme devam edebileceğini söyledi, volantta boşluk olduğunda. Eski nesillerde volantta bildiğiniz gibi çok bir fonksiyonu yoktu bu kavrama konularında. Sadece aracın ilk marşında görevleri vardı ama yeni sistem araçlarda, bu gibi araçlarda bu fonksiyonu çok önemliymiş gerçekten. Ben de bunu yeni öğrenmiş oldum. Ben de bunu bilmiyordum. Yine mekatronik yağımız değişti arkadaşlar. Şanzıman yağımız değişti. Yine araç girmişken bir bakım yaptırdım arkadaşlar araca. İşçilikte toplam 4.000 lira ödedim. Yani toplamda yağ bakımı artı kavrama, volant, güçlendirilmiş tüpe toplamda arkadaşlar 32.000 lira gibi bir fiyat ödedim Nisan ayında. Şu an bu belki zamlanmış olabilir dolar kurundan dolayı, bilmiyorum. Zaten biliyorsunuz dolar kurunu herkes bahane edip zam yapmaya yer arıyor yani herkes. Keşke bu başımıza gelmeseydi. Ama aracın tadı çıkmıyordu arkadaşlar bunu yaptırmadan önce. İyi ki de yaptırmışım. Çünkü kullanıyorsunuz araçta vuruntulu vites oluyor. Doldurmuyor vitesleri, geriye kaçırıyor. Gerçekten araçtan nefret etme sebebi. İlk başta bende nasıl başladı? 2'den kalkarken hafif titremeyle başladı. Sonra bu titreme arttı. Sonra D'ye aldığımda D'ye geçmeye başladı. Geri kaçırmalar başladı. Yani hoşuma gitmemeye başladı araç. Ben de bu aracı biliyorum, seviyorum. Dedik masrafına varız. Yapacak bir şey yok. Çünkü bunu satsan ne alacaksın? Yerine yine bir DSG araç alabilirsin veya başka bir otomatik araç alabilirsin. Tabii ki bu, biz de sorunsuzluğu bekleyemeyiz bu araçtan. İlla ki bir sorun oluyor. Ama çift kavramalı şanzımanlarda bildiğiniz gibi bu tarz sorunlar, ufak tefek sorunlar var. Sadece zaten örneğin mekatronik dağılmadı, bir şey olmadı ama o basınç tüpündeki kaçırmadan dolayı götürmeseydim mekatroniğe de zarar verebileceği söylendi arkadaşlar. Aracın geçmiş servis kayıtlarından baktırdığımda en son 75.000 kilometrede bu mekatronik revize görmüş benim aracımda. Şu araç şu anda 186.000 kilometrede. Bilmiyorum daha arasında bir kavrama değişti mi değişmedi mi, bunun bilgisi bende yok. Eğer değişmemişse yaklaşık yani bir 110.000 kilometre kadar bir kavrama götürmüş gibi duruyor ama bence arada değişmiştir. Belki özel serviste değişmiştir. Bunu bilemiyorum. Volan değiştiğinden peki ne gibi bir artısı oldu bana?
Araç ilk başta çalışırken daha sanki geç çalışıyordu. Volan değiştikten sonra daha erken çalışmaya başladı. Ve ilk çalışırken böyle gıcık bir sesi vardı sanki. Böyle çok tiz bir ses çıkartıyordu ilk marş aldığında. Şu an o ses gitti arkadaşlar ilk çalıştığında da. Öyle bir katkısı oldu. Onun haricinde şu an vites geçişleri gayet iyi. Sizinle şöyle bir vites geçişlerini değerlendirelim. Şöyle bir yola çıkalım. Aracım biraz kirli arkadaşlar. Ön cam eğer görüyorsanız kusura bakmayın. Size şöyle vites geçişlerini anlatmak adına ben şey yapıyorum. Araç yine 2 ile kalkıyor. Ben bunu yazılımla 1'de kalkıyormuş 14 kilometreye kadar öyle bir yazılım önerdiler. Lakin ben şu an yaptırmak istemedim. Bu sefer de aracın konfor seviyesi bozulacak belki de. Bilmiyorum ileriki günlerde fikrim değişir mi ama şu an için yaptırmak istemedim. Nedeni ise sürekli bu sefer araç bağıracak. Sürekli durduğumda alt vites tercih edecek. Daha fazla yakıt tüketecek gibi gibi. Konfor seviyesini belki bozacak. Ama ileriki zamanda bu yazılımı yaptırır mıyım bilmiyorum. Benim aracımda normal motor yazılımı da yok arkadaşlar. Şanzıman yazılımı da yok şu anda. Vites geçişleri güzel yani. Akıyor araba. Şu an için hiçbir sıkıntı yok. Bir 30 bin kadar, 32 bin lira kadar yağ bakımıyla birlikte harcamış olduk. Ama arkadaşlar şöyle düşünüyorum. Eğer bu araba DSG değil de manuel olmuş olsaydı bunun yarı paralarına çıkabilirdim. Yani şöyle söyleyeyim. Manuel olmuş olsaydı yine kavramayı yine değiştirecektik. Kavrama bildiğiniz gibi ömrü olan bir şey. Manuel olsa da değiştirmeniz gerekiyor. Biz burada benim şansım basın yani mekatronik gitmeden bunu önlemiş olduk. Bakarsan bağ bakmazsan daha olur diyorlar ya. Onun önüne geçmiş olduk. Fikirlerim bu kadar. Sizin de başınıza gelen olayları videonun altına yorum olarak bırakabilirseniz ben ve benim gibi şanzıman masrafı yapan arkadaşlar ve yapacak olan arkadaşlara referans olmuş olursunuz. Fikirlerinizi ve yorumlarınızı videonun altına yorumlarda bekliyorum. Videoyu beğeniyorsanız arkadaşlar beğenmeniz çok önemli bu videonun üst sıralara çıkması açısından. Diğer arkadaşlarımıza yardımcı olabiliriz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.